ilçemizden satranç turnuvası için öğrencilerimizi Türkiye Şampiyonası'na göndermiştik. Bunlardan Ezel Özgür kardeşimiz Türkiye üçüncüsü olmuş. Eren Aydın kardeşimiz de Türkiye sekizincisi olmuş ve her iki sporcumuz da milli sporcu olarak seçilmişler. Buradan göğsümüzü kabartan bu iki kardeşimize teşekkür ediyorum. Bu Cambazlar Caddesi'nin yine bizim Pınar Bulvarı'na benzer bir projesini hayata geçireceğiz. Sonrasında hemen işte Dolu Pınar'la Yaşar Doğu Caddesi'nin altyapılarına başladık, aydınlatmalarına başladık. Oraya da benzer şekilde ışıklandırmasını, peyzajını yapacağız. Kaldırımlarını yenileyeceğiz. Akabinde de asfaltımızı atacağız. Mithat Paşa Caddesi'nin Pınarça Kavşanı, Mevlana Camii'nden hastaneye kadar olan yerinde aynı şekilde çalışmalarını yapıyoruz. Bu caddeleri iyileştirme çalışmalarımız devam edecek. İnşallah gelecek yılda Vatan Caddesi ile ilgili çalışmalarımız var. Keşke geçmiş dönemlerde en azından bir tane caddemiz olsaydı, yaptığımız caddelere benzer örnek, biz de üzerine birkaç tane daha koysaydık. Bugün maliyetler her anlamda artmış, giderler artmış. Biz mesela göreve geldik, belediye personelimize çok ciddi bir maaş artışı yaptık. Yani bunlar gözden kaçmasın, unutulmasın. Bir sürü iyileştirmeler yaptık, bir sürü çalışmalar yapıyoruz ve vicdanen de çok rahatım. Bu sizin istediğiniz bir bilgiydi, kamuoyuyla paylaştım. İmar Komisyonu raporu. Komisyon incelemesi ve kararı. Belediye Meclisi'nin 01.07.2021 tarihinde yapılan toplantısında komisyonumuza sevk edilen önerge, incelenerek Karahaç Mahallesi Bereket Sokak ile Orkide Sokak arasında yer alan parka azı siyahıya başaran isminin verilmesi talebinin daha ayrıntılı incelenebilmesi için komisyonumuzun çalışmalarının devam etmesine oy birliğiyle karar verildi. İmar Komisyonumuzun iki nolu kararını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İmar Komisyonu raporu. Komisyon incelemesi ve kararı. Belediye Meclisi'nin 01.07.2021 tarihinde yapılan toplantısında komisyonumuza sevk edilen önerge incelenerek Mardin Nusaybin ilçesinde vatanın görevini yaparken şehit düşen Piyade Er Rıdvan Sadıç isminin yaşadığı mahalle olan Karahaç Mahallesi 652 ada 4 parselde başlayarak 654 ada 8 parselde son bulan isimsiz sokağa şehit Rıdvan Sadıç isminin verilmesinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliğiyle karar verildi. İmar Komisyonumuzun 3 nolu kararını oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İmar Komisyonu raporu. Komisyon incelemesi ve kararı. Belediye Meclisi'nin 01.09.2021 tarihinde yapılan toplantısında komisyonumuza sevk edilen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 24.08.2021 tarihi 12.431 nolu yazısını incelenerek şehit komiser yardımcısı Erdem Uçar'ın ailesinin isim verme talebine istinaden ilçemiz Bahçelievler Mahallesi Azat Sokak yanında yer alan isimsiz parka şehit Erdem Uçar Parkı isminin verilmesinin uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliğiyle karar verildi. İmar Komisyonu'nun 4 nolu kararını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bu millet bahçesinin yapılacağı yer var. Toplamda bu alan yaklaşık 100 dönüm civarında. Orada kesintiler vesaire olacak. Yol genişlemesi vesaire yapıldıktan sonra 100 dönüm civarında bir alanı biz belediye mülkiyetine almak için Hazine Bakanlığı ile görüşmelerimizi yapıyoruz. Bunların belli bir kısmını özellikle bu Perşembe Pazarı'nın yapıldığı yerden yukarı doğru, Pınarça'ya doğru olan alanın tapularını aldık. Başkanım, şu anda yapılan projede 104 bin metrekare olarak planladığımız millet bahçesi içerisinde bize geçen tapu 30 bin metrekare civarında. Yani şöyle söyleyeyim. Bir dakika tekrar söyleyelim. 30 bin metrekareyi belediye tapusu üzerine almıştık. Evet başkanım. Sattığımızla yerine koyduğumuzu sizin takdirinize bırakıyorum. Hı-hı. Belediyeden bir kuruş para çıkmadan buraya aldık. Burası da mahkemelikti. Uzun yıllardır devam eden bir mahkeme vardı. Önce mahkemeyi belediyenin lehinde değerlendirdik. Ve en nihayetinde gittik. Bunların tapularını da almaya çalışıyoruz. Alta şarfiyatın olduğu yeri söyler misin bir zahmet oraya? Evet başkanım. Zaten mahkeme konusu olan yer Alta Şarfiyat'la beraber başlayıp devamında 19 Mayıs Caddesi devamındaki alandı. Şu anda Alta Şarfiyat'ın bulunduğu alandaki mahkeme sorunu çözüldü.
oradaki yoldan itibaren devamı şu anda belediyemiz uhdesinde. Altaş Afiyat'ın olduğu yer ve futbol sahası ile ilgili yazışmalarımız şu anda devam ediyor. Piyasa araştırma aşamasında bizim öngördüğümüz Şubat ayı içerisine kadar tapuların belediyemiz... Kaç metrekareye Semih Bey orası? Başkanım 30 bine çıktığımızda nereden baksanız bir 60 bin metrekare gibi bir alan. Yani 90 bin, küsuratları da var. 90 bin küsur metrekare yeri belediyemize kazandıracağız. Doğru mu? Doğrudur başkanım. Aynı bir zamanda de, bir belediye de, hizmet alanımız vardı. Evet, bir de belediye hizmet alanı da, o da 8 dönüm. Etti mi 114 dönüm? Neredeyse işte 15 yılda satılmış olanı yakın bir yeri belediyemize kazandırmış olacağız Allah'ın evet. izniyle. Buraları da satmayacağız. Bunu da bilin. Buralara çünkü bir proje yapacağız. Bir yer daha var. O yer neresi? Küçük evet. Sanayi Sitesi'nin hemen bitişiğinde hazineye ait olan bir yeri. 3-4 kişi burasını işgal etmişti. İsimleri zikretmeme gerek yok. Bizim Sıfır Atık Müdürlüğü'nün hemen bitişinde. Orası kaç dönümdü? 4000 küsürlü başkan. 4000 küsür yer. Kaç? 4600 metrekare. Bunun tapusu nerede senin? Başkanım şöyle, onu da Milli Emlak Genel Müdürlüğü Trampa Takas Dairesi ile yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı'na 17.000 metrekarelik bir okul arsası verdik. Evet. Karşılığında bu 4600 metrekare yeri aldık. Üzerine de 2,5 milyon gibi bir para almıştık başkanım. Onu da vergiden düştük. Evet, bunu da kamuoyuyla paylaşmış olalım.